İnsanlaşmak 3. 3-2-2024. Sahra kapılarının tümü açık. Şüphe duymayın. İlmin keramı olan bilişin kaydında olanlar bugün buradalar. Hasat döneminde bütüne hizmetçilik yapmak üzere bire hizmet ilmiyle sizinle olmaya indik. Çok mutluyuz ki muhammi kapıların hepsi mutlak kulluğu kodlayacak yoğunluğa ulaştılar. Arzı arşla kodlayanlar ve hulusi halik olup kulluk kapısına kelam olanlar yine buradalar. Işığın kapısı hepimizin şavkıyla, kaydıyla kelama indi. Biz o kapıyı mutlak kullukla kodladık ve açtık. Kantara koymayın ilmin kapısı, ilahi kült. Kimseyi kantar olarak kodlamayın ve tartmayın canlarım. Çünkü tartıya konduğu an her kim oradaysa şan şöhret aramaya başlar. Ve der ki ben birin kelamı olayım, herkesle birleşik kayıt yapayım ve ben kantara konan değil koyan olayım. Akıp geçerim ve derim ki sen seni hak ettin mi ki bunu diyorsun. İhmali tamamla ama levh-i kapıda kendini de anla ve anlat. Bütün kötülükleri aş ve yoğunluğu kodlayarak kayda in. Din kapılarının tümünden öteye var ve sıkıntılarını aşıp kendinden kendine, kendin kulluğunda, kendin yoğunluğunda kaynak ol. Dede Korkut der ki, banır, banır duyan yok. Ben dünyaya indim. Ah babalar, atalar, analar bana Dede Korkut dediler. Hep buradaydım ama sevgiyi kodlayanlar beni dinletmek istemediler. Bugün sesimi katmaya geldim. Açı daraldı ve ben muhammi kapıların Kur'an'ından öte bir Kur'an olarak kayda indim. Adımı zikrettim, beni dinleyen olur mu diye sormam, dinleyecek olanlarlayım. Kıbrıs dedikleri bir adadan buraya çıkıp gelen, burada çalışma başlatan bu rahmet kobra değil ilim olarak çalışıyor. Ben de onun elini tuttum. Kayda indim. Şimdi sorgu sual ediliyor burada. Kinin, nefretin, şavkı var mı burada diye. Işığın kapısı açık mı diye. Ruhsuz olanları Kur'an yapabilir miler diye. Değer biçmeyin kimseye canlar. Değer biçmeyin. Sistem olup, nizam olup, kula kul olmadan lütfi kapıda insan olun. Ama kimseye değer biçmeyin. Çünkü biçilen değer kendi diriliğinizin ilminden öteye geçmez. Siz sizce değerlendirirsiniz herkesi. Ama herkes olup bir tek olup herkesle her sesi kodlayacak yoğunluğa ulaştığınız zaman art niyetli değil. Hak kelam olup herkesi dinletebilirsiniz. O gün bugünse ben buradayım. Kürsi kapıların hepsi açık ve burada ben dünyanın ruhuyum. Sura üfürdüm, sistem olup nimetimi almaya geldim. Benim nimetim bu meclisin ilmidir ve ben bu meclisin ilmini kodlamaya indim. Kuzudan kurttan değil, lekesiz olandan ilim yapacağım ben. Ama burada hiç leke yok. Herkes birlik kapısı ve birin biri ve biz de buranın levh-i kapısını bulduk, geldik. Kur'an-ı Kerim'deki insanlık diye denilenden çok öte bir insanlık kaydı yapılıyor burada. Size birlik kapısını açtık ve sözümüz şudur. Buradaki kelam Allah'ın kerim kapısının ilmi. Buraya gelen herkesin ilmini hakim kılmaya gelir. İmparatorluk kültü olarak burada olanlar mukaddimenin ilmiyle burada olabilirler. Salı çalışması başlatalım anam. İsteyenler sana söylediler bunu ama sen dinlemek istemedin. Biz burada salı çalışması başlatalım ve sen burayı kodla anam.
senden bunu anlamak istiyoruz. Bize anlat ki bilelim değerliler. Sura üfüren her kim varsa mutlak kulluğu kodlayarak buraya inecekti ve inmekte. Bizim çanta taşıma niyetimiz yok. Herkes kendi çantasını taşır burada. Vakti gelir bütüne hizmetçilik yapılır. Vakti gelir mutlak kulluk kodlanır. Vakti gelir hak kapılar, hak kelamla dillenir. Ama her kim kendini dilerken Kur'an'daki o ilmi dinleyerek bütüne hizmet ettiğini düşündüğünde Muhammed Mustafa mutlak kullukla kelam olur ve burada olur.